Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve mumeyyizu ahada aşara ila tis'ati ve tis'ine mansubun mufradın. Evet. 11 ile, biz 3 ile 9 arasındaki, hatta 3 ile 10 arasındaki adetlerin temizliğini dün onun mecrur ve mecmu olduğunu söyledik. Şimdi 11'den itibaren 11 ile 99 11 ile 99 bunların temizliği mansubun mufradun mansub ve mufrad olacak. Mesela diyorsun andi 30 dirhemen andi 45 mesela kitaben bu şekilde. Ama nasıl bu fil ukudi, ukud dediğimiz aşırına, selasuna, tesuneye kadar. Bunlar da niye mansup olur? Temiz, feyze, azürlü, idafet. Çünkü orada ukudla birlikte idafe imkanı yok. Neden? İzlâ yestakîmu ibqâ nûni ma'hâ. Çünkü idafeyle birlikte nûnu bırakmak düzgün olmaz. Yani aşırına racûlin. Çünkü onun her ne kadar cemenunu değil ise de ama cemenunu şeklindedir. Dolayısıyla onun ilafede olması bir nevi çelişki oluşturuyor. İzhiyye fi nuni fi surati nunil cemi. Çünkü o cemi nunu şeklindedir. Dolayısıyla onun ilafede kalması uygun olmaz. Ve velâ hasfuha onunu ilafede hasf etmemiz mümkün değil. Yani düzgün olmaz. İzleyset hiye fil hakikati nunel cem'i. Çünkü o ukudla gelen aşrına, selasuna, tisuna vesaire onlarla gelen nun işin gerçeğinde cem'e nunu değil ki idafede hasf edilsin. Yani hani diyoruz ya deve kuşu gibi idafede hasf ol denildiğinde ben cem'e nunu gibiyim. Şey cemenunu değilim. Seni hasf edelim dediğimizde ben cemenunu gideyim diye. Dolayısıyla o okulü semaniyle de olan nunla birlikte idafe imkanımız yok. Yani o adetleri o esma-ül adedi temize idafe etme imkanımız yok. Ve emma fima adaha okudu semaniye dışındaki diğer mesela örneğin 11 ile 19 arasındaki mürekkeplerde فَلِأَنَّهُمْ كَرِهُ اَنْ يُصَيِّرُوا ثَلَاثَةَ اَسْمَاءٍ كَنْ اِسْمِ الْوَاحِدِ onlar 3 ismi bir isim gibi yapmaktan hoşlanmazlar. Yani şöyle mudafi ile mudafuleyi yani tek isim gibidir ya. Tabi felaset aşarı düşünün örneğin. Felaset aşarı zaten iki kelimedir. Temyizini de mecrur yapıp mudafiliği ettiğinizde üç kelime bir kelime gibi olmuş olur. Bu da pek Arapların hoşlandığı bir şey değil. Yani şu manada değil arkadaşlar. Bu hiç kullanılmaz anlamında değil. Mesela de'bu kavmi Nuh'un. Burada kullanılmış ama yaygın değil. Tabii bu adet olursa adetler yaygın kullanıldıkları için yaygın hale gelmiş olur. Onlar da bundan pek hoşlanmazlar. Mesela de'bi kavmi Nuh'un bazı belagatçiler yani veya üç idafa öyle diyelim bazı belagatçiler tetabu'lu idafat buna diyorlar. Bu tetabu'lu idafatı uygun, yani fasahata uygun görünmüyor bazıdır. Ama bu görüş belagatta marjinal kalmış bir görüştür. Bir görüştür, yani tercih edilmeyen görüştür. Fakat buradaki nahvilerin bu taliline ve Arap lisanına baktığımızda genel itibariyle
üç ismin birbirine idafesi vakidir, oluyor ama çok yaygındır. Kısaca böyle diyebiliriz. Ve la yeridu aleyh. Peki buna ne dersiniz? Hamsete aşarak. Bak senin 15'in. Burada hamsete aşar kafe idafe edilmiştir. Ha, bu varid olmaz. Li'ennel mudafe ileyhi fihi. Çünkü mudaf ileyhi burada. Bu hamsete aşarak da. Lemma kâne gayrel adedi. Adet olmayınca. Lem yemtizâce zâlikil mumeyyizi. Bu temyizin mümeyyizle olan intizacı gibi bir intizac hasıl olmadı. فَلَمْ يَلْزَمْ سَيْرُولَتُ سَلَاتَةِ اَشْيَاءَ شَيْءًا وَاحِدًا. Üç şeyin bir şey gibi olma durumu ortaya çıkmaz. Ama yani bu biraz sıkıntılı bir şey. وَاِنَّمَا جَوَّذُوا سَلَاتَ مِيَةِ اِمْرَاتٍ. Bunu niye caiz görmüşler? Burada da üç isim bir isim gibi olmuş, ilafe edilmiş ya. Selas mi'ete mi'ette imra'ete ma enne fiyâ sayvûrete selâfeti eşyâ'a şeyin vâhiden. Üç şey bir şey yapma burada var. Niye caiz kılmışlar? Liyattanide bi mi'eti imra'etin. Ta ki bu mi'etü imra'etinle yeknesak olsun. Yani mi'etin başında adet olmayınca mi'et temizine ilave ediliyor ya. Tabi mi'etle birlikte bir adet selası arba kimse gibi bir adet geldiğinde o durumu yine bozmuyoruz. Bunun için selası mi'eti mürâtin gerekiyor. Ve emmâ ifraduhu. Peki bu niye 11 ile 99 arasındaki adetlerin temyizinin neden mansup olduğunu söylediniz. Peki niye müfred geliyor? فَلِأَنُوا لَمَّا صَارَ مَنْصُوبًا. Bu temyiz mansup olunca صَارَ فَضْلَةً. Haliyle fadla olmuş oluyor. Yani fadla dediğimiz kelamın umdesi olmayan. Çünkü nahviler bunu biraz bazı noktalarda zorlama da olsa ama mansubu fadla sayıyorlar. O zorlama dediğimiz mesela innenin ismi mansuptur. O da şu bir fadla diyor. Mansup olduğu için. Yani nasb fadla olan mamullerin alameti olunca mansup isimler ya direkt fadla kabul edilir hal temiz müstesna meful vesaire gibi veya şübhe fadla gibi kabul edilir mesela innenin hurufu müşebbül feylen ismi gibi mavelanın haberi gibi layna fiyahmı cinsin ismi gibi buralarda biz bunlara fadla demeyiz. Çünkü innenin ismi kelamın rükünüdür. Ma ve la'nın haberi kelamın rükünüdür. La nefret meclisi ismi kelamın rükünüdür. Onun için buna fadla demiyoruz. Ama nasip aldıkları için şübhe fadla diyoruz. İşte diyor bu temizler niye müfred gelmiş? Çünkü bu diyor nasip olunca mansup olunca fadla olmuş oluyor. Fehutubi ile ifradu böyle olunca onun müfred olduğunu göz önüne aldık. Yani dedik müfred olsun. Litekunel fadlatu kalilet. Yani fadla az olsun. Yani fadla diye o fadla da keramda çok olmasın diye efendime söyleyeyim ne yaptık? Onu müfred yaptık. Fakat doğrusu bu illet fazla. Yani böyle şey tutan bir illet değil. Peki. Ve mumeyyizu mi'etin ve elfin. Mi'et ve elfin temizi ise ve
mi'et elfin tesniyesi, mi'etan elfan ve elfin cem'i efendimiz uluf gibi, alaf gibi. Ve innemâ lem yekulu ve cem'ihima. Neden mi'et ve elfin cem'i demedi de mesela ikisinin tesniyesi dedi ama elfin cem'i dedi, mi'et ve elfin cem'i demedi. Kema kâle tesniyetehuma. Dediği gibi niye bu cem'ihima demedi? Lianne istemâle cem'i mi'etin ma'amuma yizya fi adâdi marfûlu. Çünkü mi'etin cem'inin temizle birlikte adetlerde kullanımı mafruktur. Mesela فَلَا يُقَالُ ثَلَاثُ مِئَاتِ رَجُلٍ وَيَا ثَلَاثُ مِئِينَ رَجُلٍ ki yukarıda da kısmen geçmişti. كَمَا يُقَالُ ثَلَاثَةُ عَلَافِ رَجُلٍ böyle kullanıldığı gibi bu ثَلَاثُ مِئَاتِ رَجُلٍ yani sema'ın Araplar kullanılıyor. Sema olunca söylenecek bir şey mi? Adamlar kullanmıyor. Ama bir hilaf tesniyeti ikisinin tesniyesini temizle birlikte yaygın olarak kullanıyorlar. فَنَا يُقَرُمْ مِئَتَا رَجُلٍ مِسْلُ أَلْفَا رَجُلٍ. Evet. Dedik bu mi'et ve elfin ve ikisinin tesniyesinin ve elfin cemenin temizi mahfudun mufradun mecrur olacak ve mufrad olacak. Mesela mi'etu raculin veya elfu raculin mahfud ve mufrad. Liannehu lemma kanet mi'et ve elf. Çünkü mi'et ve elf min usulil adadi kök sayılardan olunca kel ahadi efendimizin 3 ile 10 arası bunlar gibi bu da usul olunca adetlerin kökleri olunca nasebe en yekune mumeyyizuhuma ala tıbkı mumeyyiziha ikisinin temizinin onun temizi gibi olması münasip oldu. İkisinin temizi yani mi'et temizinin de adat şey ahad dediğimiz 3 ile 10 arası onların temizi gibi efendime söyleyeyim olması uygun görüldü. O mecrudu bu da mecrur. Peki o mecmua bu niye mecmua değil? Lakinnehu lemma kanetil ahadu fi canibil qilleti minel adadi. Ahad adetler 3 ile 10. Bunlar adetlerin az kısmında olunca ve vel mi'etu vel elfu fi canibil kesretinna mi'et ve elf çok sayıların çok olan sayıların canibinde olunca ihtilaf mumeyyizya el cem'ul mevdu'ul kesreti o ahad sayılar yani 3 ila 10 arasındaki sayılarda kesreti çokluğu ifade eden cem'e onların temyizinde tercih edildi. Onun için 3 ile 10 adetlerinin arasının temyizi mecrur ve mecmu oldu. Ama ve fî mumeyyizihima mi'et ve elfin temyizinde ise el mufredu dallu alel kılleti kıllete delalet eden müfred tercih edildi. Riayetin tabiri böyle bir dengeleme olsun diye. Yani o çoktur biz dedik. Müfredlerin o şey temizleri müfred olsun. O çokluk müfredin azlığını ne yapıyor? Dengelemiş oluyor. Öbürleri azdı temiz çok olsun. O çokluk o azlığı ne yapsın? Dengelemiş olsun. وَإِذَا كَانَ الْمَعْدُودُ مُؤَنَّثًا mağdud müennes olunca yani sayılan şey müennes olunca وَاللَّغْضُ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ مُذَكَّرًا ve ondan
tabir edilen lafızda müzekker olunca, yani o sayılan şey bu ennestir ama lafızı onun lafızı da müzekker olunca evet. Mesela kelabıfatı şahsi şahs lafzı ize abbarte biha anil müennesi şahs lafzını kadın için kullansanız işte şahsın lafzı müzekkerdir ama mana müennestir. Ev bil aksi ma'dud müzekker lafz müennes olursa mesela nefs lafzı müennestir. Sema'i müennestir. Bunu müzekker için kullandığınızda manası müzekker oluyor. İşte bu gibi yani temiz olan lafzın çift yönlü olduğu yerlerde fevecan. Dilerseniz adedi müzekker yaparsınız. Dilerseniz müennes yaparsınız. Eyfe fil adedi ve can. O zaman adette iki yön var. Yani iki kullanım imkanı var. Et-teskiri ve te'nisu. Mesela فَاِنْ شَيْتَ قُلْتَ ثَلَاثَةُ اَشْخَاصٍ Eşhas şahsın çoğuludur. Ve şahsın lafzı müzekker olunca her ne kadar bu eşhas müennesler için kullanılsa bile diyor ya وَاَنْتَ تُولِيدُ النِّسَاءَ Kadınları kast ettiğin halde ثَلَاثَةُ اَشْخَاصٍ diyebilirsiniz. Ki manası müennestir. Manaya göre selase olması lazım. Ama temyizin müfredinin teskiri bak. Kendisi değil. Çünkü kendisi cemedir. Cemeler de müennestir. Ama o cemi nazar itibara almıyoruz. Onun nesli itibara alıyoruz. Onun müfredinin. Tabii şahsın lafzı müfred yani eşhasın müfredi olan şahs. Bu şahs lafzı müzekker manası müennes olunca isterseniz manayı göz önüne alarak adedi müennes yaparsınız. İsterseniz de temyizin müfredinin müzekkerliğini göz önüne alarak ne yaparsınız? Tali olarak müzekker getirirsin. Onu diyor. فَاِنْ شَيْتَ قُلْتَ ثَلَاثَةُ اَشْخَاصٍ وَاِنْ شَيْتَ قُلْتَ ثَلَاثَةُ اَشْخَاصٍ İhtibarını mana göz önüne alalım. Nefste de mesela siz erkeklerden nefsi erkeklerden ibaret olarak kullandığınızda der isterseniz ثَلَاثُ اَنْفُسٍ temyizin, müfredinin, lafzının bu ennesliği göz önüne alarak selâsü enfusin veya o enfus erkeklerden ibaret olduğunu göz önüne alarak selâsü enfusin de diyebilirsiniz. Hani bunun benzeri şeyler vardı ya, men ve ma müşterek olsunlar. Bunlar diyelim ki men bir üç kişiden ibaret olarak kullanıldığında mena irca edeceğiniz zamir. Dilerseniz o zamiri menin lafzına bakarak müfred müzekker irca edersiniz. İsterseniz manası neyse manasına göre tesir ise tesir, cem ise cem, müalisi ise müalisi zamiri orada öyle irca edebilirsiniz. Bu da bu tabi temizdir. Kirakilta da öyle değil mesela. Kilakilta lafızları müfret, manaları müsenna. Dolayısıyla kila ve kilta lafızlarına ait olacak bir zamir. Dilerseniz lafız göz önüne alarak müfret zamiri irca edersiniz. Dilerseniz manayı göz önüne alarak bu ennes müsenna zamirine irca edebilirsiniz. Böyle temizler olur. Evet.
وَلَا يُمَيَّزُ وَاحِدٌ وَوَاحِدَةٌ وَلَا اثْنَانِ وَاثْنَتَانِ وَسِنْتَانِ بِمُمَيِّزٍ. Bu diyor vahid lafzı, vahidet lafzı, isnan lafzı, isnetan lafzı ve temim kabilesine göre kullanılan sentan lafzı, bunlara ne getirilmez? Temiz getirilmez. Ki dünkü derste de geçmiştik biz dedik. Burada ma'dudun lafzı iki şey ifade ediyor. Misalsiz. Kitabun deyince, bu kitabın hem o iki kapak arasındaki nesne, yani kitabı ifade ediyor, hem de kitabın birliğini. Dolayısıyla kitabınla birlikte vahidi kullanmaya gerek yok. Çünkü bu ma'dud lafzı adede ihtiyaç bırakmıyor. Raculani dediğinizde veya kalemani dediğinizde, hakibetani dediğinizde, burada yine ma'dud, musenna olan ma'dudun lafzı iki vazifeyi görüyor. Hem onun adet miktarını, yani ikiliğini, hem de ma'dudluğunu. Dolayısıyla mufrad ile teslim lafızları ile birlikte ayrıca adedi getirmeye gerek yok. Vahidu kitabın ve ifna raculeyni, böyle bir şey kullanmaya gerek yok. Evet, bir mumeyyizin nereye taluk ediyor? Evet Muhammed, sen söyle bakalım. Mumeyyizin nereye taluk ediyor? Vela yumeyyezu. Vela yumeyyezu. Eyvallah. Peki. Fela yuradu l-vahidu ma'a mumeyyizihi. Vahid temiziyle birlikte fela yuqalu vahidu racunin. Bu tenvin yanlıştır arkadaşlar. Her iki tenvin de yanlıştır. فَلَا يُقَالُ وَاحِدُ رَجُلٍ İdafeyle. وَلَا الْإِثْنَانِ مَعَهُ فَلَا يُقَالُ اِثْنَا رَجُلَيْنِ denmez. Bel يَذْكُرُونَ مَا يَصْطَهُ اَنْ يَكُونَ تَمِيزًا لَهُمَا عَلَى تَقْدِيرِ ذِكِ تَمِيزِ مَعَهُ. Yani şayet, ala takdiri, yani şayet bu vahid ve isneyle birlikte temiz zikir edilmiş olsaydı, vahidle mesela temiz zikir edilmiş olsaydı, müfred bir şey. Çünkü herhalde vahidin temizini cemen veya tesli getirmezsiniz. Dolayısıyla vahidle birlikte şayet temiz gelseydi, racul gelecekti. Ha, biz o racülle yetiniyoruz, vahide ihtiyaç yok. Yine İslami için eğer bir temiz getirseydik, herhalde cem'i getirecek halimiz yok. Müfred de olmaz. Tesli olacaktı. İsna racüleyni. İşte o racüleyni İsna'nın vazifesini de gördüğü için onunla etmiş oluyor. وَيَطْرَحُونَ الْوَاحِدَ وَالْاِثْنَيْنِ Ve vahid isneyni ne yapıyorlar? Atıyorlar, yani kullanmıyorlar. Zaten onu diyor. اِسْتِغْنَاءً بِلَوْضِ التَّمِيزِ عَنْهُمَا Yani temiz lafzıyla, tabi bu temiz tabiri burada mecazdır. Yani çünkü zaten bundan temiz yok ki. Temizliğe istiğna edilmiş. Yani şayet temiz alsalardı o temiz olacak şey. Dolayısıyla buna mecazi bil-evl diyor. Mecazen olsa. Ey salihi li en yekûne temizen ala takdiri zikrihi ma'huma eddalli bi cevheri alel cinsi ve bi sigati alel vahadiyeti vel esneyniyeti. Yani o şayet vahid ve esnenle birlikte bir temiz gelseydi, ona temiz olabilen o lafız, ki o lafız cevheriyle, cevher dedi mesela kalem, o cevher. Onunla neye delalet ediyor? Cins. Yani bunu mayükte bu mihi olduğunu. Ve bi sigatihi, o sigasıyla, yani sigasının müfred oluşu veya tesniye oluşu alel vahdiyeti. İşte bu temiz olabilecek şeyle istina edilmiş
neden? Anhuma. O vahid ve isneyi. Anil vahdi idâ kâretin izun mufrada ve anil isneyi idâ kâne musennem. Mesul racunun ve racunanin. Fe inne min sigati racunin yufhamul cinsu vel vahdetu. Çünkü racun sigasında cins ve vahdet anlaşılıyor. Raculan sigasında da cins ve isneyiniyet yani ikilik anlaşılıyor. Dolayısıyla fevillikrihime o efendime söyleyeyim ve raculun ve raculaniyle bunları zikretmekte üstugniye alil mümeyyizi temize ihtiyaç kalmadı. Evet Muhammed burada mısın? Beyaz ulan. Bu fe inne min sigati raculin yufhamul cinsu vel vahdetu. Orada hele onun yarabını yap. Fe inne rum şebe filaz ulan. Min sigati haber ki mukaddem. Raculun ismi ki muakhar. E mahki yarab vardır. Öyle mi? Bir dakika. Olmadı. Hiç olmadı. فإن من صيغة الرجل صيغة الرجل نظام رجل مضاف إليه يفهم فعل الجن شيء نظام يفهم فعلدر الجنس هو فعل. Şimdi olmadı şimdi. Şimdi burada bak sizin aklınızda kalsın bir şey söyleyeceğim. Onun için zaten sordum. Burada inneye isim olabilecek bir şey yok bu cümlede. İnne'ye isim olabilecek bir şey yok. Çünkü min sigati car-ı mecrur yufhemu'ya taalluk ediyor. O yufhemu da fiildir. İsim olmaz haberdir. Bu gibi yerlerde ismin damir-i şen mahzuf olduğunu söyleyeceksiniz. Yani fe innehu şen hal yufhemu cinsu vel vahdetu min sigati racul. Yani aklınızda olsun. Bu gibi yerlerde inin mesela innenin affı, innenin bir fiil cümlesinin başında geldiği veya böyle fiile taalluk eden car-ı mecrun başına geldiği yerlerde siz isim bulamazsınız inneye. Dolayısıyla ne diyeceğiz? İnnenin ismi zamir-i şendir, mahzuftur. Oldu mu şimdi? Böyle yaz ulan. Peki. Evet şimdi. Zeynep abidin var mı bugün? Bugün millet gelmemiş. Millet uyuyor demek. Pazar olunca İlginç yani. Peki Abdülhakim bu fevillikrihime nereye taalluk ediyor? Üstugniye bir zikriye. Aferin. Fevillikrihime üstugniye. Üstugniye taalluk ediyor. Damir Uşani biliyordum size de cesaret edemedim. Öyle mi? Ya bir bu cesaretini topla yani. Vallahi selam. Utanıyorum. Peki. Fe'in ulta eğer desen ki hep enne mumeyyizel vahidi mughnin anhu. Haydi say ki vahidin temizi ondan istema ediyor çünkü vahidin temizini ister istemez müfred getireceğiz. Onu ne tesniye ne ceme etme imkanımız yok. Tabi Mevlana Cami Rahimullah bu soru cevabı biraz öğrencinin ufku açılsın diye. Lakin ne ancak biz la nusellimu enne mumeyyizel ifneyni kezalika isneyinin temizinin de ondan istina ettiğini kabul etmeyiz. Çünkü siz tesniyenin temizini müfred getirebilirsiniz. İsna racunun dolayısıyla temiz adetten istina etmez. Doğru mu? Ha. Evet. Peki
Bu hep kelimesi nedir gençler? Hep kelimesi. Aferin sana. Sen bugün öyle mi? Buradan bakıyoruz ama. Evet, hep efal-ı kulüptendir. Bizim Hazreti Müslim'de oraya bakarak ben aslında ona fazla bir çay verecektim ama. Evet. Efal-ı kulüptendir ve hangi fiili kalptendir? Muhammed. Bu gayr-i mutasarrıf fiili kalbi denir. وَهَبْ تَعَلَّمْ وَالَّتِي كَصَيَّرَا اَيْضًا بِهَنْسَ مُبْتَدًا ve خَبَرَا. Bu ikisi gayr-i mutasarrıf. Yani sürekli emir kalibinde kullanır. Hep ve teallem. Efal kulb olan teallem. Mazi olan teallem ve teallem. O ayrı. Efal kulb. Evet. Fen evet. Naam, evet. اِذَا كَانَ مُمَيِّزُهُمْ مُثَنَّنْ. Eğer isnaninin temyizi o da tesniye olsa, isnani ve isna raculeyni olsa, yun yani. Temyiz, Efendimiz'in adetten, adet temyizden istina eder. Ama lime la yecuzu en yekune mufreden, demin söylediğim gibi. Neden onun temyizi mufrede orada olmasın ki? Yani isna raculun, kema yukarı isna raculun ve böylece temyiz adetten, adet temyizden istihna etmez. Dolayısıyla bunun niye temyizinin gelmediğini bir gerekçelendirmemiz lazım. O söylediğiniz gerekçe tutmadı. Eğer öyle desem, kultu cevabın derim ki lemma iltezemul cem'iyyete fi mumeyyizi sairil ahadi. Arkadaşlar, ahad adet deyince bu buraya has bir ıstılahtır. Aslında ahad müfred demektir. Efrad demektir. Selasat, hamsa nerede efraddır? Ama adet babında burada özellikle Mevlana Cami ahad derken 3 ile 10 arasındaki adetleri kabul ediyor. Yani bu aklınızda kalsın. Bu bir nevi ıstılah gibidir. Çünkü öyle demezsek tutmuyor. Diyor lemma iltezemu الجمعيه في مميز سائر الاحاد yani diğer ahad sayılar 3 10 arasında onların temizinde cemiyeti iltizam edince yani illa cem olsun deyince yenbagi en yu'tabara fima lam yetayassar الجمعيه فيه ما هو اقرب اليها. O zaman şu münasiptir. Cemiyetin mümkün olmadığı bir adette veya bir adedin temyizinde, öyle diyelim. Cemiyetin mümkün olmadığı bir adedin temyizinde ona en yakın olan itibar edilmeli. Cema en yakın olan nedir? Tesmiyedir. Ha niye? Çünkü herhalde temyizin müsennanın temyizini cem'e getirme şansımız yok. Anlam olarak İki seçeneğimiz ya müfred ya tesni. Madem isnaniden sonra gelen ahad sayılar ona kadar bunların temyizi cemedi, öyleyse onunla bir uyum içerisinde olması açısından ceme etme imkanımız yok. Cema en yakın olan tesniyi getirdik. Onun için isnaniye eğer bir temyiz getirirseniz o temyizin ne olması lazım? Tesli olması lazım. Evet. Peki. Müslim. Haşiyelere bakmadan. Yenbeğinin faali nedir? Yenbeği en yu'tabar fima. Yu'tabarunun naibi faali nedir? Yenbeğinin faali? Ha, en yu'tabar. Aferin. Sen söyle artık. Ya sen söyle ben. Zaten o kopyanın yarısıdır.
Cari mecruz mu? Olmadı. Muhammed mahvudur mahvua. Mahvua akılbu ileyha o yu'teberun nâbi fâlidir. Yenbeği en yu'teberen mahvua akılbu ileyha. Peki. Ve la yebudu şu uzak değil, şu ihtimal en yukarı. İbrahim de niye katılmamış? Sıkıntı var mı? Dün var mı? Hocam buradayım. Orada mısın? Evet evet hocam. Sizin demin bu şeylere baktım, listeye baktım, seni görmedim. Yönetici olduğum için hocam kullanıcı adıyla gözüküyorum. Öyle mi? Ha, tamam. Eyvallah. Peki. Şimdi bundan sonra top sana gelecek. وَلَا يَبْعُدُ اَنْ يُقَالَ şu uzak değil ki, yani şöyle bir tevcihte bulunmak da mümkündür. اَنَّهُ لَا يُمَيَّزُ وَاحِدٌ وَلَا اِثْنَانِ وَاحِدْ وَلَا وَاِسْنَانِ. Neden bunlara temiz gelmez? İstigna'ın bir lafzı temizi. Çünkü temiz lafzı o mesela raculun diyoruz ya, raculani diyoruz ya. Bunlarla şeye adede ihtiyaç kalmamış. Ebi cevahiri hurufil musavvarati. Niye? Tamam. Ebi cevahiri hurufil musavvarati bi heyetin khassatin el kabileti lil huqi alametil ifradi bihi. Çünkü o temiz lafzı, yani temiz lafzı dediğimiz hususi bir heyetle tasavvur edilmiş ve ifrat alametini veya tesni alametini almaya kabil olan, yani elverişli olan o harfların cevherleriyle ne yapılmıştır? Onunla yetinilmiştir. Yani raculun deyince o racimlenin bu şekildeki ve raculani deyince racimlam elifnu bu heyetiyle ne yapılmıştır? İstigna edilmiştir. O yetinmiştir. Temize şey adede ihtiyaç kalmamıştır. Yani istigna bir lafız temiz evi cevahiri hurufil musavvarati بِهَيْئَةٍ خَاسَّةٍ الْقَابِلَةِ لِلْحُوقِ عَلَامَةِ الْإِفْرَادِ بِهِ ki o ifrad alameti tesih ve tesih harfıdır. İstigna'ın bir anet temizi. Yani orada istigna'ın sılası olan car-ı mecur hasf edilmiştir arkadaşlar. Yani istigna'ın bir lafızı temizi anha, anhuma, o anhuma has olmuştur. Yani temiz lafzıyla o adedin kendisi olan vahid ve isneyine ihtiyaç kalmamıştır. Feyza u'tubira, o temizin harflerinin cevheri dediği kendisi ifrad alametiyle birlikte itibar edip ne dediğinizde raculun dediğinizde فَاِذَا اُعْتُبِنَ مَعْلَامَةِ اِفْرَادِ اُسْتُغْرِيَ بِيَ عَنْ ذِكِرِ الْوَاحِدِ عَلَى حِدَّةٍ. Onunla müfredi ala hiddetin müstakil olarak zikretme ihtiyaç kalmamış. وَاِذَا اُعْتُبِنَ مَعْلَامَةِ تَسْيَةِ tesliye alametiyle birlikte racul, yani tesliye alameti olan elif nunla birlikte itibar edildiğinde اُسْتُغْنِيَ بِهِ عَنْ ذِكِرِ اِثْنَيْنِ عَلَى حِدَّةٍ bununla artık isneyini müstakil olarak zikretmeye ihtiyaç kalmadı. فَبَوْلِلِ فَاَخْتَارُوا لُحُوقَ الْعَلَامَةِ اللَّتِي هِيَ اَخَفُّ عَلَى ذِكِرِينَ. O alamet ki müfredde tenvindi, tesniyede de elif nundu, bu alametin kelimeye ilhakını neye tercih ettiler? عَلَى ذِكِرِينَ. O adet olan vahid ve isteğini zikrine tercih ettiler. Ve velâ şıkkı kuşkusuz
أن رجلان أخف من إثنى رجل ويا واحد رجل لا شيء رجل واحد رجل لا لدها هفيفت أول إبراهيم ببو على فكر إيمان إلى تعلق أليه أخاف هوجم أخاف هو يوك أخاف إذا بختارة ها بختارة لحوقها ولا تحلق يعني معنى هيدو شنو جاكسنز فاختاروا على ذكرهم على ذكرهم يوك على هذه الكلمة دي يمشت على هذه الكلمة اختاروا يتعلقين أب. وذلك الاستغناء هو استغناء لي لإنما يكون لإفادة أي لإفادة لفظ التمييز شو تمييز لفظ النص المقصودة وعددية يعني عدد لا قصد أدلان والصاينين نص الإفادة zaten temizden çıkıyor. Onun için onlarla birlikte, raculunla birlikte vahidi, raculaniyle birlikte istaniyi zikir etmeye gerek yoktur. Annesan nasu ra'id tansisi alel adedi yani sayıyı nasıl net olarak bildirmek ve tasrihu bihi ellezi ki kuside zalike tansisu ve tasrihu ki o tansis ve tasrih kast edilmişti. Neyle? Bile adedi adetle. Yani mesela biz isnani niçin diyorduk? Sayıyı bilme. Raculani zaten o sayıyı veriyor. Dolayısıyla ihtiyaç temize şey temiz geldiğinde şeye ihtiyaç kalmıyor. Adede ihtiyaç kalmıyor. التنصيص بالعدد إيه بذلك الأسوال فلما أفاد التمييز ذلك التنصيص تمييز بو تنصيص إفادة أدنجا استغني في إفادته عن ذكر العدد على حدة أو عدد إفادة أتمدى أرتق عدد مستقل ذكر أتمى إحتياج ضيور مضي أنا شدي ذلك يعني رجل لدينا واحد zikretmeye ve racülani dediğimizde istani zikretmeye gerek kalmıyor. Muhdetin nedir kelime? Turan. Hidet. Evet. Hidet ne demek? Ben ne? Bu kelime nereden gelmedi? Yani hidet müstakilen, münferiden yani. O hadvahat demek. Hidet. Muhammed nereden gelme bu hidet? Abdülhakim hidet nereden gelme? Hidet. Ahad'dan mı gelmesiydi? وحدة 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 gelmedir واو kesse واو ağır geldiğinden واو hasf edilmiş idetun giri idetun giri idetun asiyat bu da asli vahdun aslında vahdetun de dememek lazım çünkü ivad ile muavvalu anu bir arada olmaz idetun asli vahdundur kesse vava ağır gelip vavi hasfettiğimizde o ivat olarak sonunda ta getir. Hiddetun dolayısıyla hangi vezindedir Müslüman? Hiddetun soruyor. Hiddetun iletun. Vav. Farif ve masum. Tabii. Şey, masları binâ-i marvadır değil, maslarul heyyedir. Şehlet özündedir ya. Evet.
وَتَقُولُ فِي الْمُفْرَدِ مِنَ الْمُتَعَدِّدِ Evet, şimdi musannifimiz adetle ilgili adedin farklı yönleri ifrattır, terkiptir, i'raptır, binadır, tezkirdir, te'nistir ve temizdir. Ki bunu zaten birkaç defa söyledik. Bunlar bitti. Şimdi adetten müştak olan fail vezninde gelen isimler. Mesela siz hamsetten hamis yaptınız. Aşaretten aşir yaptınız. İfneyni'den fani yaptınız. Bu hangi manada manaya geliyor? Ve tabii fail vezninde olunca ismi faili oluyor. Haliyle insanın aklına da şu da geliyor. Bu fail vezninde gelen bir ameli var mı yok mu? Bu da akla geliyor. Dolayısıyla bu adetten yapılan fail vezindeki isim bir manası ve mana çok önemlidir. Burada öğrenciler epey bocalıyor. Manayı kavramakta zorlanıyorlar. Özetle şunu söyleyelim. Fail vezninde gelen adet İki manada geliyor. Bir, sıra ifade eden, mertebe ifade eden mana. Mesela diyorsunuz ki, ثَالِثُ الْقَوْمِ Kavmin üçüncüsü. Yani ikiden sonra ve dörtten önce gelen sıra. Buna beyanul mertebe diyoruz. Sıra belirlen. Bu faal yazında gelen adedin bir manası bu. Tabi bu manaya gelen fail i'rabı ameli yok. Yani fail vezinde de olsa ameli yok. Ama bir de fail vezinde gelip de manası tasvir olan veya sayrurat olan yani oldurma Türkçe'de oldurma diyoruz. Bu manaya bir geliyor. Mesela siz ثَالِثُ اِثْنَيْنِ dediğinizde bu ne demektir? İkiyi üç yapar. İkiyi üç yapar. Mesela رَابِعُ ثَلَاثَةٍ üçü dört yapar. خَامِسُ اَرْبَعَةٍ dördü beş yapar. Buna tasdil anlamıyoruz. Bir de bir manası bu. Ve bu fail tasiri anlamında olunca amel eder. Kendisinden sonra gelen ismi çünkü tasir anlamını taşıdığı için nasip eder, mahful yapar kendisine. Dolayısıyla şöyle özetleyelim bu gelecek konuyu. Adetten iştikak edilen fail vezindeki bu isimler hangi yönlerden ele alacağız? Bir, mana yönünde. İki, tezkir tenis yönünden. Üç, terkip yönünde. Bu üç zaviyede bunları alacağız. İşte musannifimiz rahimahullah diyor. وَتَعُولُ فِي الْمُفْرَدِ مِنَ الْمُتَعَدِّدِ Sayrı olan diyelim ki bir grup. Sayrı bir grup. Onların bir müfredini, yani onlardan müfredini derken onlardan tek bir kişiyi, mesela 10 kişidir ama siz bir kişiye yönelik bir şey söylemek istediğinizde eğer bunu ondan bir kişi kast eder ve bunu da bir itibari tasvirihi tasvir itibari yani oldurma yani başkasını bir şeye dönüştürme anlamıyla söylüyorsanız ne diyeceksiniz? Sani, salis, sadı, hams. Ve tabi bu durumda o sani kendinden alt olana ilave edilir. Sani ve vahidi. Ne demek? Biri iki yapar. Salisu ifneyni.
ikiyi üç yapan. Rabi'u felâsetin. Mesela Rabi'u hemsetin olmaz. Rabi'u sittetin olmaz. Kendinin altındaki adede ilave ederek kamisu arbaatin, sadisu hemsetin, sabi'u sittetin bu şekilde yapılır. Evet. Ey bir sebebi, bak bu bir itibari tasirihi mana veriyor. Ey bir sebebi itibari tasiri zâlikel mufradi adeden en kasa ezyede aleyhi bir vahid. Yani o müfred nakıs bir adedi, eksik bir sayıyı bir taneyle, bir taneyle kendisinden fazla olan adet gibi yapar. Yani 2'yi 3, 3'ü 4, 4'ü 5 yapar. Bu itibarla ne dersin sen? Yani faal vezmini o ilgili adetten ne yapacaksınız? İştikal edeceksiniz. Sadi, sen, sadi, kham, sadi, sadi, sen, tas. Baş. Evet. Fil müzekkir, müzekkir itibariyle sani. Fekavlu es-sani mekulul kavli. Bu es-sani ve tekulunun mekuludur. Tabi lafz kast edilince müfred kavla mef'ul olmuş. Yoksa aslında kavlin mekulunun cümle olması lazım olduğunu söylemiştim. Ve zâlike kavlu, yani bu sani dememiz innemâ huve bi'i'tibâri tasirihi el-vâhide ithneyni bi'inzimâni ileyhi. Yani vâhidin yanına eklemekle ve eklenmekle artık neyse. O vâhidi ne yapar? İki yapar. O yönüyle sani vâhidin diyeceksin. Fekûru mâne sânil vâhidi. O hareke yanlıştır arkadaşlar. Sânil vâhidinin manası musayyiruhu bi'inzimâmihi ileyhi isneyhi. Yani onu kendisine eklenmekle ne yapandır? Ne yapandır? Anlaşıldı mı? Peki, Turan bu isteğini yarab olan ne olur? Karışmayın. İsneyin. Yok şeyh. Ha yok yok. Doğrudur. Yok aslında. Yok şöyledir şimdi. Fekunu. Yok yok. Haberi değil. Onun i'rabı da yanlıştır. Şey, o Musayir'in i'rabı da yanlıştır. İsnani de. İsneğini niye mansurdur? Hastalı. Evet. Abdülhakim bu nedir bu isneğinin i'rabı? Bir dakika. Temiz olabilir mi Seyda? Olmadı. İbrahim Bey bu isteğini niye mazusundu? Hocam arkadaşlar dedi herhalde mef'ul müdür? Neyin mef'ulu? Musayyiruhu. Ha, aferin. Musayyirinin mef'uludur. Ha. Veya Musayyir isterseniz nakıs fiil deseniz haber diyebilirsiniz. Musayyiru ismi. Aferin bir anne. Bugün iyi bir kahvaltı hakkı. Peki Muhammed yekununun haberi nedir? Seyyiruhu cümlesi değil mi senin? Efendim? Cümle müseyyiruhu cümlesi yazılıyor. Musayyiruhu cümlesi değil. Musayyirdir.
yekununun haberi i'rabi yanlıştır. Size dedim ya. Yani feyekunu ma'na sani'l vahidi, bak o vahidin harekesi de yanlıştır. Musayyirahu bi indimami ileyhi isneyi. Hangisi? Tabii tabii. O da yani. Feyekunu ma'na, o tırnak aslında vahidden sonra gelecek. Feyekunu ma'na sani'l vahidi musayyirahu bi indimami ileyhi isneyi. O sayyira mansuptur. Yekununun haberidir. Bi indimami musayyire taalluk edir. İleyhi indimama isneyni de musayyire mef'ulü veya haberi. Mef'ul diyeceğiz. Ve innemâ ibtede bi sani. Neden musannif vahetten başlamadı, saniden başladı? İzleyse kablel vahedi adedun. Hatta yekunul vahidu musayyirahu vahiden. Bak yine yanlıştır. Musayyirahu vahiden. Yani çünkü vahidden önce adet yoktur ki vahid onu vahid yapsın. Vahidden önce sıfırdır. Sıfır da boştur. Onun için vahidi tasire örnek vermedi. Neyi örnek verdi? Saniden başladı. Evet. والثانيه ها tabii tabii musayyir mamuluyla birlikte haberdir. Evet. Yani zahiren sanki isneni haber de ama değil. Musayyir. Evet. والثانيه في المؤنث مؤنث الثانيه على هذا القياس yani o da yani biri iki yapan. Tabi sani müzekker için, saniyette muannes için. Yani musayyiruhu sani. Ve hakeze bu böyle devam eder. Nereye kadar? İlel aşiri fil müzekkeri vel aşireti fil muannesi la gayr. Bak burayı, bu la gayrin anlamını zihninizde iyi tutun. Çünkü bu gelecek manayla karışabilir. Yani bu fail adetten türetilen adetten 1, 2, 3, 4, 5, 6 bunlardan fail vezninde türetilen isim mesela sani, saris, rabi, hams bu onda son buluyor. Yani ondan fazla tasir anlamında fail kullanılmıyor. Onun için mulagiru anlamlı burada. Yani siz mesela rabi'u erbaate aşara diyemezsiniz. Böyle bir kullanım yok. Tasir anlamı itibariyle aşirette son buluyor. Ey la tekulu gayra zalika. Aşiretten fazla gelmez. Fe la yecri zalika fima tahtel isneyn ve la fima fukrar. Zaten tahtel isneyn şöyle ekimin altında gelmediği gibi onun üstünde de gelmez. Neden? İz fevkahu. Çünkü onun üstü murakkebatun. Bileşki sayılardır ki la yeteyesseru iştikahu ismin faali minha. İsmin faali onlardan yapma imkanımız yok. Çünkü faali vezinin hafızı kaçtır? 4. Hamis kaç tanedir? 3. Elif. Mimsi. 4. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin, faal 4 harftir. Doğru musun? 4 harfli olan bir kelimeyi, mesela 15'e kaç harftir? 15'e 7 harftir. 7 harfli bir mürekkepten 3-4 kelime, harfli bir kelimeyi nasıl yaparsınız? Mümkün değil. Dolayısıyla o tasir manasına gelen faal, İzna saniyle başlıyor. Aşırda son buluyor. Ama beyanul mertebe aynıdır. O da yarınki derse kalsın. Biz şimdi burada duralım. Oldu mu arkadaşlar? Elhamdülillah.
Evet. Daran bugün yok muydu? Evet. Peki. Evet Melo, senin sesin çıkmıyor bu ara. Gel bunu şey yap. İşte, ben de rahat yok ki. Yok mu? O zaman savcı varsa. Thank you.